Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'un 8. yılında 15 Temmuz konulu hitapları hediye takdimi kapanış. Bütün 15 Temmuz sadece hayır bir darbe girişimi değil, aynı zamanda sinsi bir darbe girişimi. İhanetle sinsiliği boğuşturmuş ve bu milletin tarihinde derin travmalara yol açmış bir darbe girişimi. Ancak bu ülke geçmişte de birçok darbe teşebbüsüyle ya da fiili darbeyle karşı karşıya kaldı. Mücadele kararlılığı ortaya koydu. Ben de sizlerin emanetini üstlenmiş bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak o gece Ankara'da bulunuyor idim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütün milletvekillerimize intikal eden çağrıyı alır almaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne koştuk. Ülkemiz tarihinin en acımasız, hain ve alçak FETÖ darbe girişimini tam 8 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, liderliği, aziz milletimizin cesareti ve destansı kahramanlığı ile 16 Temmuz 2016 günü yeni ve güçlü bir Türkiye sabahına uyandık. Sayın Valimizin davetiyle burada aranızda Sinop'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sinop önemli ayrıcalıkları olan müstesna bir şehrimiz. Peki istedi Türkiye'nin en huzurlu, en sakin şehri, en kuzeydeki şehrimiz. Ama benim açımdan bir başka özelliği de var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de ilk açıldığında en yaşlı üye sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan milletvekili Mehmet Şerif Bey, Sinop milletvekili o zaman, Sinop mebusu olarak açılışını yapmışlar. Ben birkaç başlık altında ama belki kronolojik olarak bir tasnif yapmayı arzu ediyorum. 15 Temmuz 2016 öncesi bir FETÖ yapılanması üzerinde biraz durduktan sonra 15 Temmuz sırası esnasında olanlar ve 15 Temmuz'dan sonraki gelişmeler üzerinde biraz tahlil yaparak konuşmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Tabii Türkiye'de demokrasi tarihimiz müteahhit defalar darbelerle ve darbe teşebbüsleriyle anılmakta idi. Biliyorsunuz ilki bilinenler, kamuoyuna yansıyanlar bakımından söylüyorum. 27 Mayıs 1960 darbesiydi. Ondan sonra iki tane darbe teşebbüsü var. 1963'te var. Daha sonra 12 Mart 1971'de 27 Mayıs'taki gibi olmasa da bir darbe teşebbüsü, bir müdahale var. Daha sonra 12 Eylül 1980'de çok ağır bir darbeyle, askeri darbeyle karşılaşıyor Türkiye. Daha sonra da 28 Şubat'ta karşılaştığımız bir postmodern yapanların ifadesiyle postmodern bir darbe var. Bunlar tabii darbelerin bütün kamuoyunun bildiği, kamuoyuna, dünyaya yansıyan türleri. Bu yapı çok açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihbarat örgütlerinin bir aparatından, bir başasından ibarettir. Sadece Türkiye'de değil, faaliyet gösterdiği her yerde dünyanın farklı ülkelerinde aynı şekilde gerektiği zaman CIA operasyonlarının birer başası olarak kullanılan bir örgüt. Devletimiz, milletimiz her zaman büyük kahramanlıklar, büyük hassasiyetler, dikkatler içerisinde hareket etmiştir ama zaman zaman böyle büyük ihanetlerle de karşılaşmıştır. Şüphesiz bu ihanetlerin üstesinden gelmeyi becerebilir. Farklı siyasi görüşlerden insanlar sokaklara çıktılar. Bu dediğim gibi 27 Mayıs 60'ı yaşamış, 12 Mart 70'i yaşamış, 12 Eylül 80'i yaşamış, 28 Şubat'ı yaşamış bir Türkiye'de hiç meydana gelmemiş halkın anayasal düzene, iktidara sahip çıkması şeklindeki bir olay hiç meydana gelmemişken, bir örneği yokken ilk defa karşılaştığımız bir şey. Daha geniş anlamda bir bakacak olursak, değerli arkadaşlar,
Halk hareketleri genellikle dünya tarihi boyunca da dünyanın her yerinde devlete karşı, siyasi iktidarlara, hükümetlere karşı yapılmıştır. Bunun istisnası bir tek 15 Temmuz Türkiye'de. İlk defa dünya tarihinde halk sokaklara, iktidara karşı, devlete karşı, hükümete karşı değil. Tam aksine devleti korumak, anayasal düzene sahip çıkmak, seçilmiş hükümeti korumak için sokaklara çıkmıştır. Bu önemli bir özelliği. 15 Temmuz'daki darbeye karşı çıkan vatandaşlarımızı, milletimizi gerçekleştirdiği işin, eylemi onu müstesna kılan çok önemli bir özelliği. İşte bu nasıl oluyor? Bu devletin değerleriyle milletin değerlerinin örtüşmesi, aynılaşması suretiyle gerçekleşir. Yani Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de yaşanan siyaset alanındaki dönüşümün manası da budur. Devletin, milletin devleti yapmak bu süreç, bu anlamda bir süreç idi. Nihayetinde milletimiz bu anlamda devlete, siyasete sahip çıktı. Yani bu hani mevcut hükümet kalsın anlamında bir şey değildi o zaman. Neydi? Ben getirdim, gerekirse ben değiştiririm. Bu millete ait bir yetkidir. Bunu milletin parasıyla, milletin vergileriyle silahlandırılan, kendilerine güç, imkan, makam verilen kişilerin milletten yetki almadan böyle bir teşebbüse geçmesine millet müsaade etmeyeceğini gösterdi. Buradayız efendim. Buradayız. Sayın Başkanım.